Cümleten selamünaleyküm sevgili YouTube izleyicilerimiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tulumbo Spor Kompleksi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bakalım. Parayı vurmamız lazım şimdi. Chat size de söylüyorum, YouTube size de söylüyorum. Parayı vurmamız lazım. Geçen bölüm ne olduysa o VIP üyeleri tokatladıktan sonra başıma gelmeyen kalmadı kardeşim. O VIP üyeleri bir amına kodumun yerinde bir tokatladım. Bir daha sırtımız dikelmedi, para kazanamadık. Hep böyle dükkan kendini ucu ucu döndürmeye başladı. Yani bugünkü planların spor kompleksini ikinci kata çıkarmadan çok kaliteli hale getirmek. Hadi bakalım yani. Bugün artık harbiden parayı vurmamız lazım. Devam ediyorum. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Evet, en son 11.56. Gel oğlum. Ana araba geçiyor lan artık. Araba geçmiyordu. Robo gel. Gel oğlum. Sen şurada bir otur bakayım. Seni de bir seveyim gel. Oh koçum benim. Gel. Gel şimdi. Ne ara sahiplendik oğlum, siz dün izlemediniz mi? Dün neler neler yaptık spor salonu. En son şöyle bir güncelleme şeklinde göstereceğim size. Ama çok paraya ihtiyacım var, şu an hiçbir bok yok. Sadece görsel var yani. Gel oğlum gel, şöyle bir otur bakayım. Suyun falan var, üstüne kar düşmüş de sıkıntı yok. Şimdik abi, bereket temizlikten gelir. Şimdik Johnny'ler. Robo emote gelir mi? Lora'nın var herhalde ya. Dur Robo, sakin olabilir abi. Şimdik. Oh al şunu, şu düzeldi mi? Oh be! Bu ya işte. Bak düzelmiş. Tamam. Abi şimdi çok güzel bir plan program yapıp bu spor salonunu adam etmek lazım. Tamam mı? Şimdi al abi şunları bir. Bunu bir düzeltelim hemen. Demiştik çık gir diye. Tamam oğlum hallettik. Bir daha bug olursa çıkıp girerim o zaman. Şimdi burası bench bölgesi. Tamam mı? Şurası gayet güzel oldu bence yani. Aradan gelip şurada çalışıyor biri. Biri burada çalışıyor. Şura keyifli oldu. Şunu kaldır. Tamam mı? Şimdi makinalarımız da burada. Onun yanına hemen diğer fonksiyoneli ekliyorum. Tamam bak, burasını da böyle kullanacağım. Bak gördün mü, tertemiz oldu aslında. Hatta şunu da şöyle yapıp, nerede abi en aşağı? Şunu da tam ortalarını alırsam şöyle tam ortalarında gibi oluyor. Bakayım tertemiz oldu. Tamam mı bak, spor salonuna girdin. Merhabalar Mert Bey. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Pardon Hasan Bey. Hasan Bey merhabalar, merhabalar. Girdin. Şimdi ben spor salonuna girdiğim zaman burası yürüme alanıysa, tamam mı? Aslında oğlum kadınlarınki niye daha küçük? Allah Allah. Neyse. Şimdi buraya şöyle bir farklı bir... Dur, onu da halledeceğim. Onu da halledeceğim. Kapı neresi? 1-2. Aslında şöyle. 1-2. Ak ak. Tamam. Onu halledeceğiz. Halledeceğiz. Orayı da halledeceğiz. Tamam şimdik. Let pull down. Babacım ben burayı let pull down köşesi yapmak istiyorum. Şöylece. Tamam mı? Hatta ilk kareden değil, ikinci kareden. Kareyi ortala. Tamam mı? Let pull down kaç tane yeter Johnny? Let pull down kaç tane yeter? Söyleyin bana bakayım bir. 3 tane daha alayım mı? 4 olsun. 1-2-3. 4 tane olsun. Bence mantıklı. Aynen, herkes zaten 4-3 dedi. Oğlum bu niye olmuyor ha? Şöyle bunu bence koyarsak. Tamam bak, burası led pull'dan köşemiz oldu. Bak gayet güzel. Geldin. Şuradan yolu yürüdün diye düşün. Şurası alan çok iyi. Yakınlığa takılmayın. Siz beni dinleyin. Yakınlığa çok takmayın. Yakınlığın bir önemi yok. Biz şu an görsel olarak güzel yapıyoruz. Tamam mı? Sıfır sıkıntı. Tertemiz. Tamam mı? Biceps girl. Şimdi girdin. Biceps bakalım. Bu seviyesi kaç bunun? 2. Yaramaz baba. Yaramaz. Gel buraya. Biceps curl'ü de 3. seviye yaparız bence şu an. Öncelikle gerçek bodycilere. Gerçek bodycilere para kasmak lazım. Biceps curl. Ha bu zaten 2 seviyeymiş. Var mı yenisi başka? Çok iyi. Bu zaten sadece 3'ü yok. O zaman 2 tane daha alıyorum bundan. Doğru muyum? Doğruyum bence. Tamam mı? Burası şimdi biceps curl mekanı yapacağım şuraya. Oraya onlar öyle girsin. Birer kare boşluk olsun aralarında. Hatta ben size bir şey diyeyim mi? Şu bölge olsun orası da. Tamam mı? Adam öyle oturup şöyle çalışsın. Aynen böyle. Bir kare bu ortalasın. Bir kare boşluk bırak. Bu ortalasın. Diğer arkadaşa gel. Bir kare de bu. Bir kare boşluk bırakıyorduk değil mi? Bir kare de boşluk bırak. Şu arkadaş yapsın. Bak. Gördün mü? Bak şu an gayet güzel. Burada hatta ben size bir şey diyeyim mi? Bir paramız daha olursa. Bekle. Bekle baba, bunlar önemli detaylar. Bunlar önemli detaylar. Bu tarz oyunları oynuyorsan bu detayları öyle umursamadan geçmek. Bak. Bak işte bak. Gördün mü? Biceps curl'ü de ekledik. Saat 5.40. Sıkıntı yok, zamanda sıkıntı yok. Yoga matı. Çıtır kızlar için yoga matı. Çıtır kızların yoga matının kalitesi var mı? Yok. 2 tane de bundan alalım. Kaç oldu? 3 oldu. Şimdilik bu tarafı böyle bırakalım. Tamam mı? Çıtır kızların mekanı burası olsun. Led pull down'ları kullandık zaten. Pack'teki şimdilik şöyle koyalım. Tamam mı? Diğer... Aa bro olmaz, pardon. Pack'teki şimdilik... Hatta bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Tamam mı? Pack'teki şimdilik şöyle koyalım. Ondan sonra bench presslerimiz var. Leg extension. Burası zaten kardiyo bölgesi. Şu tarafa gelsinler. Bu tarafta şimdilik idareten iki tane de bacak yerimiz olsun. Tamam mı? Yan yana gibi. Olmadı hiç. Hangisi olmadı? Ne olmadı? Hangisi olmadı dediniz? Oğlum buraya geldi adam, tap oturdu. Buraya geldi tap oturdu. Buraya geldi tap oturdu. Neyi dar oldu onu anlamadım. Şunu mu diyorsunuz?
Oğlum siz dar olarak düşünmeyin. Buraları ben yapacağım her şeyi. Bekleyin. Tamam siz bunu dediniz. Okey. Pekteki dediniz. Buraları kardiyo cihazı koyacağım için ellemiyorum. Burayı kardiyo bölgesi yapacağım. Şunları en son zaten belki yerini değiştiririm yani. O zaman sizin mantığınızda bunu da şöyle koyayım. İdaretenlik şimdilik daha güzel olsun. Şöyle tutalım. Tamam mı? Şunlar da rastgele makinelere. Bunların düzenini takmayın. Tamam mı? Bunların şu an düzenini takmayın Johnny. Bunları şu an idarelik koyuyoruz. Elimizde kalan. Satmak istemiyorum. Hatta LED pull-down'u da oraya koyayım. Ama daraltır mı? Çok daraltır ya. Gerek yok. Şimdilik LED pull-down'u da şöyle koyalım. İnsanlar gelecek çünkü. Burayı takmayın dediğim gibi. Simit meşini de güzel bir yere almak lazım bu arada. Simit meşini, o dumbbellları kaldırıp oraya simit meşin köşesi yaparız bir ara. Şöyle şimdilik de simit meşini şöyle koyarsam. Şimdilik dediğim gibi bu tarafı fazla takmayın. Tamam mı? Dükkan zaten açılışa doğru geliyor. Şimdilik elimizde bir şey kaldı mı? Kalmadı. O zaman gün içindeyken ben şu zeminleri bir düzelteyim. Belki bir duvar boyasına falan bir el atarım. Bir şeyler yaparım. Mekanımız yavaş yavaş açılmak üzere. Hemen bakalım. Mekan daha büyümüyor mu? Daha bayağı büyüyor. Burası %100 dolu. Burası %100 dolu. Güzel. Mekanı dün gece o zaman biz doldurduk. Vay vay vay, hoş geldiniz. Merhabalar kardeşim, hoş geldin standart. Üyelikleri takmıyorum bugün. Üyelikleri bugün takmıyorum. Hemen bir reklam ekleyeceğim. Hemen bir reklam ekleyeceğim. Bizimkiler dükkanı zaten ayarlar. Abi steroid satsana. Ne anlatıyorsun sen ya? Ha? Böyle şeyler yapar mıyız kardeşim? Bu dükkan. Bu arada bir şey mi? Spor salonum olsa el altından satmak. Satılmaz. Hayır hayır. Oğlum bunlar suç lan. Saçma sapan konuşmayın. Satıyor herkes. Yok kardeşim. Herkes uçurumdan aşağı atlasa sen atlayacak mısın? Steroid suç mu? Yasal değil lan onun satışı. Yasal mı amına koyayım? Ah yasal. Ah yasal. Yasal olan, yasalsa git eczaneden al. Yasal olanlar eczaneden. Nasıl yasal ya? Arkadaşlar saçmalamayın. Yasal olanlar zaten eczaneden alabilirsin. Yasal abicim hıyar mısın? Sen ne anlatıyorsun ya? Sen baya ülkende resmi satışı olmayan ürünü yurt dışından getirtiyorsun. Tamam mı? Ülkende resmi olarak satılmayan ürünü yurt dışından getirtiyorsun. El altından satıyorsun. Bu mu yasal? O zaman eczaneler de satsın. Eczanede testo var. Kardeşim eczanede satılan ürünü eczaneden al. Zaten yasal olan eczanede satılan. Yasal olmayan eczanede satılmıyordur. Eczanede kreatin satılıyor mu? Kreatin steroid mi amına koyayım? Neyse abi biz reklamlarımızı bastık. Oyuna odaklanalım. Hoş geldiniz, merhabalar VIP'miz. Merhabalar, hoş geldiniz. Havuzu doldurdun mu? Eczanede niye satılsın? Arkadaşlar steroidler normalde zaten tedavi için kullanılan ürünlerdir. Yanlış bilmiyorsam. Bu tarz ürünler zaten yasal olanları doktor tarafından size verilir. Ve bunu gidersin resmi olarak ülkende satılan eczaneden alırsın. Yasal olanı budur. Evet şimdi bir dakika gelelim. Suyumuz dolu mu? Dolu. Burada. Helal lan sana Jack. Helal lan Jack Witch'e. Bak. Şimdi bak bu kız çalışıyor. Bunda problemimiz yok. Peki bu kız benim bu kızı kovmam mı gerekiyor? Sizin söylediğinize göre. Yapma. Tamam bugün bir tane bile tokat atmıyorum. Doğru muyuz? Abi dükkan doluyor taşıyor. Robo öldü mü? Tamam bugün bir kişiye bile tokat atmıyorum. Tamamdır. Etrafı temizleyelim Tuğkan abim, sana zahmet. Canım bir sıkıntı var mı buralarda? Makineyi dolduralım. Buralarda tamam, yiyecek almam gerekiyor. Birazdan yiyecekleri alıp doldururum. Biraz odursun. Paramız artıyor. Sıkıntı yok. Bak görüyor musun? Nasıl, ne kadar güzel oldu. Güzel olmadı mı Johnny? Tertemiz abi. Millet burada bench çalışır. Koku var. Şu an çok güzel gidiyor düzen. Şu tarafı da düzelteceğim. Bana bırakın. Jack! Aferin koçum. Aferin koçum. Oğlum havuzda da ne çok kişi var lan. Yalnız bir şey diyeceğim. Hatırlatın. Bu gece sonu havuzun soyunma odasını bir bitirmemiz lazım. Oğlum bizim çok işimiz var ya. Bu oyun ben size bir şey diyeyim mi? Harbi güzel uzun sürecek. Harbi güzel uzun sürecek. Bayağı bir... Bak bizim daha bu soyunma odasını bitiremedim ben ya. Daha bu soyunma odası bitmedi. Hatta bu yukarıdan böyle şey olsa üf. Dur dur. Harbi oğlum şu an var ya çok büyük hayallerim. Oo hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hemen VIP üyelik verelim hanımefendi. Şurada bir koku alıyorum. Oraya gideceğim. Kadın ne kadın? Ne oldu? Nerede kadın var? Sapıklık mı yapıyordu kadın? Jack halleder ya. Helal lan sana Jack. Helal lan sana Jack. Helal sana Jack. Oğlum bu Jack, bizim bu adamın adı neydi ya? İsimleri unuttum ha. VIP hoş geldiniz. Oğlum parayı basmaya başladık. Bak bugün bir hayırlı, hayırlı iş. Bak bak. Ne oluyor lan? Terry hani ha? Pardon 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 Terry. Para geliyor gibi geliyor. Terry. Hadi Terry abi. Ben şu üyelere bir el atayım. Kızım tavuklar ne alemde? Temiz koku için. Leş gibi koltuk altın kokmuş gelmişsin. Bak 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 orada da var, orada da var. Müşteriler bayağı var, müşteriler bayağı. Belli belli. Akacak bu akşam maşallah. Maşallah. İmam, imam bir nazar duası koçum. Bir Fetih suresi. Bunları bir oku. Kızım hemen sana bir tavuk getireyim bebeğim. Hemen dükkana tavuk. Muhammed Talha. Şunlardan alalım abi. Dursun ne olur ne olmaz.
Maşallah maşallah. Geldi geldi, belli geldi. Müşterilere tokat atmayacağız arkadaşlar. Sakin bir patron olacağız. Müşterilere tokat atmak yok. Salak gibi müşterilere tokat atan adamdan zaten hayır gelir mi? Gelmez. Orada bizi halk cezalandırdı. Bir bok kokusu geliyor. Minik bir bok kokusu. Şöyle bir temizleyelim hemen. Güzel güzel, maşallah maşallah. Tuğkan abim, sana zahmet, bir temizliğe dikkat edersek. Oo, eyvallah abim. Eline taş değmesin, kolay gelsin. Oğlum gel, sana bugün biftek yedireceğim. Bugün parayı vurduk. Sana Nusret'ten et alacağım hem de, Nusret'ten. Kızlar kokuyorsunuz ha. Harbi kokuyorsunuz. Erkeklere yapmıyorum bak, dikkat edin. Allah Allah. Kızım geçen gün sana bağırdım, biraz kızdım. Kusura bakma. Biz de stresli oluyoruz biliyorsun. Kusura bakma. Akşam çıkarken bir yanıma uğra da sana bir hediye aldım. Ben iyi bir işveren olarak, anladın mı? Hani çalışanlarıma değer veriyorum. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Ceren Hanım. Hatice Hanım, portakal suyunuz geldi. Nereye bırakayım efendim? Bara bırakıyorum. Saygılar. Kızım Hatice Hanım burada içecekmiş, bıraktım. Terry anne, helal olsun. Hoş geldiniz. VIP üye. Tabii ki efendim. Hoş geldiniz, merhabalar. Standart. Yalnız bu fotoğraftaki siz değilsiniz. Bir sıkıntı o var gibi. Hadi standart yapalım. Fotoğraftaki siz değilsiniz ama neyse. Öyle diyelim, öyle olsun. Papers please. Ah lan. Ah lan. Oğlum bayağı para birikiyor. Şimdi ben bu sırada o zaman yolu yapabilir miyim? Bir şunu deneyeceğim. Ne kadar iğrenç oldu ya. Hoş geldiniz arabalar. Harbi çok kötü oldu. Dur dur, ona bir el atacağım. VIP hoş geldiniz arabalar. Sevgili üyelerimiz, saygıdeğer üyelerimiz, kolay gelsin. Burada bir zemin çalışması yapmaktayız. Şikayetleriniz üzerine zeminde oynaşmalar olduğundan dolayı aradaki hava parçacıklarını çıkarttırdık. Biraz kuruduktan sonra şu anda malzememizi sürüyoruz. Tekrardan eski haline getireceğiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın efendim. Saygılar. Bu sapık. Sapık bu amcık. Sikerim belanı senin. Ucundan çevirdim ha. Terry. Geyo abi. Evet evet, o bir gay olabilir de yani sonuç olarak biz sapıklığın her türlüsüne karşıyız arkadaşlar. Sapıklığın cinsiyeti olmaz. Ahlaksız herif. Terry, ne oluyor oğlum? Terry ne oluyor? Helal. Helal, herkes çalışıyor. Cayır cayır çalışıyorlar. Cayır cayır çalışıyorlar. Cayır cayır. Şimdi biri dedi ki deodorant sıkmana gerek yok, onlar duş almaya zaten gidiyor. Bakalım. Bayağı gitti kanka. Bayağı gitti hani. Yalnız para akıyor. Para harbi akıyor ha. Kızım şunları doldur kızım. Kızım şunları doldur. Dur bunu da takip edeceğim. Bakalım duş mu alacak, başka bir şey mi yapacak? Direkt havuzda temizlenmeye gidiyor ha. Çocuk sapık ha. Yok ya, bu bildiğin kokuyor. Duş almaya falan gitmiyor, yalan söylüyorlar ya. Evet evet, duş al, duş halledeceğim duş işini. Bana bırak. Kızım nereye gidiyorsun? Kızım? Kızım nereye gidiyorsun? Otomatları doldururuz gece abi. Şu an yavaş yavaş müşteriler çıkışa başlıyor. Ben de o sırada hemen bir temizliğe el atayım. Oo! Şimdi para geldi işte. Jim kapanıyor dedi. Johnny'nin de bir kokusunu alalım. Eski nişanlımıza ne oldu? Yolu verdik. Her gün aç karnına reçetesinde yazdık. Yolu verdik. Ne zaman girdin ona? Yeni girdik. O kimdi? İsmini anmaya gerek yok arkadaşlar. İsmini anmaya gerek yok. Baksana müşteriler gidince nasıl rahatladık. Nik. Mağazaya girdim. Şundan bir alalım. Şöyle döşeme taşlarına gelelim.
Burası böyle kalsın ama bence. Burasına böyle bu yakışıyor. Yani farklı bir yer olduğu belli oluyor yani, anladın mı? Buraya o yakışıyor. Şimdilik LED cooldown'larımız var. Şimdi ben diyorum ki bu parayla öncelikle bir soyunma odasını, şu tarafın soyunma odasını bir halledelim. Tamam mı? Kaç tane duş yeter buraya? 3 tane duş alalım mı? Ben diyorum ki bakın buraya, abi buraya dizayn çok kasmamak lazım. Buraya 4 tane duş veya 5 de olabilir. 4 tane duş, yani 3 tane duş alacağım buraya. 3 tane de buraya alacağım. 4'er tane olsun. Tamam 4 4 alalım. Tamam 4 4 alalım. 4 4 8 duş mu alacağım? 4 yeter. Tamam o zaman 3 3 alıyorum. 6 tane duş alacağız. Tamam mı? 6 tane duş, 8 tane de soyunma kabini. 6 alacağım evet. 1 2 3 1 2 3 2 4 4 koyalım, 5 olsun, siz beni dinleyin. 2 3 4 5 6 7 8 tane de giyinme kabini aldım. Tamam öncelikle o tarafı bir yapalım hemen. Kapıyı bir kapat abi. Girerimiz çıkarımız olmasın. Doğar mı la oğlum sen? Radar la. Allah Allah. Allah Allah. Duş kabini. Şimdi bir tane daha mı koyacağım? Evet. 4 5. Tamam mı? 5 tane duş. 8 tane giyinme kabini. Cam niye saydam? Baba bizim spor salonumuzun fantezileri var. İnsanlar duş alırken gözükmek istiyor. Şöyle sığsaymış iyiymiş ya. Ama sanki şöyle sığdırabilirim gibi ya. Ben size bir şey diyeyim mi? Burayı böyle sığdırabilirsem. Allah Allah. Nasıl yapacağız ki? Karşıya koy değil, alandan kurtarmaya çalışıyorum şu an. Ben size bir şey diyeyim. Bence bunlar zaten girer buraya ya. Kaç oldu lan? 3, 4, 5, 6, 7. Abi her türlü girer. Bu oyunu ben az çok şey çözdüysem her türlü girer. Tamam mı? Şu anlık böyle idare eder. Şu anlık burası bizi kurtarır. Tertemiz oldu. Şu anlık burası bizim duşumuz var. Soyunma kabinimiz var. Tamam mı? Şimdi buraya hemen gelelim. 5 tane duş. Getir baba. 5 tane duşumuzu koyalım hemen. Zaman yetmiyor abi oyunda. Zaman zaman. Şöyle abi gel 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 gel. Bence böyle şu an güzel gidiyor. Evet zaman çok hızlı gidiyor. Ya da oyun keyifli olduğu için mi zaman hızlı akıyor lan yoksa? Yani şöyle. Devam Mango. Devam. Şunu da şöyle. Şunu var ya, milimetrik koymayı çok seviyorum. Böyle. 1, 2, 3. Hatta biraz da şöyle boşluk vermiştik biraz. 1, 2, 3. Hadi dur artık istediğim yerde. Dur artık istediğim yerde. Tamam bakalım abi. Hop girdim, 5 tane duş. Soyunma odaları güzel mi? Tertemiz. Mis gibi. Şu an buranın şeyini yaptık. Kurtarılış şeyini. Bizi biraz idare eder. Tertemiz oldu. Makinalar. Bacak makinası. Abi kaldır. Kaldır kaldır. Bacak makinesi 2 2 2 2 4. Tamam 2 2 alacağım. 2 2 alacağım hemen, bekle. Ekipman. Bunun 3 seviyesi var mı? Yok, 2 seviye. 1 2 1 2. Doğru muyum? Doğruyum. Gel abi. Gel abi. Önce ne? Önce şey, tamam. Öncelikle leg extension. Ardından leg curl. Ondan sonra yine bir leg extension. Ardından yine bir leg curl. Tertemiz. Tam şu anda orayı hizaladık. Hatta çok uğraşmak istesem biraz sağa çekerim. Çekelim. Bunu da kaldır. Ama tam hizadan ilerleyelim abi. Neydi bizim cihazımız? Öncelikle leg extension. Tam şuraya getir. Şöyle koy. Tamam. Leg extension koyduk. Leg curl. Getir baba. Şöyle dibine. Aynen öyle. Ondan sonra leg yine getirelim. Extension. Şöyle. Tamam mı? Abi bu oyunu böyle oynayacaksın. Kusura bakmayın. Bu oyunun tadı böyle çıkıyor. Hemen leg extension. Olmadı gibi. Sen anlamıyorsun gibi bu işten Johnny. Hem ne nasıl oldu? Cillop gibi oldu. Cillop gibi oldu. Bu adam yapıyor bu işi. Bu adam bu işi yapıyor ya. Bu kadar ya. Fucking şeysi. Tertemiz oldu ya. Oğlum bir tek sen benim gözüme batmaya başladın. Senin amına koyacağım. Bir tek sen benim gözüme batmaya başladın. Abi burası da delikanlıların yeri. Anladın mı bak? Burası harbi delikanlıların yeri oldu şu ikili. Şu harbi... Oğlum bu boya niye böyle lan? Şimdi benim hayalim neydi bu spor salonu? Row köşesi. Row. It is fucking row. Hemen oğlum dükkan açılıyor. Şeyse. Kardeş harbi güzel gidiyor bak. Harbiden hoşuma gitmeye başladı. E-sporcu ağzı. Rahat olun oğlum, bir şeyleri de yapmak gerekiyor. Box torbası. Şimdi gün aç. Box torbası. İdareten. Tamam mı? İdaretenlik. Şimdi bunlar boşta kalanlar. Peki boşta kalan ürünleri kullanmalı mıyım? Şu an bence darlaştırmayalım. Burada darlanmasın baba. Maaşları da verdik, paramız anca yetiyor zaten. Hemen bir reklamları basalım. Come to Tulumbo. Come to Tulumbo baba. Satak. En kötü satarız. En kötü satarız. Abi dükkanı bir görüyorsunuz mu ama? Bak dışarıdan ip. Hoş geldiniz, merhabalar. VIP abi.
Günün bereketi ilk müşteriden anlaşılır. Tiftah sizden, bereketi Allah'tan efendim. Hoş geldiniz. Süleyman'ım kolay gelsin kardeşim. Kafeye seni alamadım ya. Yapacak bir şey yok. Amına kodumun çakalı seni. Çalışan tuttuk biliyor musun? Hakkını helal et ya. Batıyoruz mu? O zaten ondan ben şüpheleniyorum baba. Bu kadar işlek bir caddede buna zabıta gelmiyor, bir şey gelmiyor. Bu nasıl burada sosisçilik yapıyor ya? Hayırdır babacım? İstihbarat elemanı mı bu? Kimsenin dokunduğu yok. Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Standart. Orucuda spora gelmeyin yalnız. Hoş geldin aslan. Eyvallah kardeş, hoş geldin. Ha, sen bizim spor salonu reklamlardan mı gördün? Eyvallah, eyvallah. Ya çok para ödemiyoruz. Doğrudur. De ya, belediyenin ricası üzerine boş durmasın diye. Yoksa reklama ihtiyacım yok, biliyorsun bizim spor salonu. Kardeş bak, sana ne dedim? 50 kere dedim. O adam orayı temizliyorsa, burası pisse, işin yoksa sen de el atacaksın. El atacaksın oğlum. Kotla salona gelene mesela vurmam mı gerekiyor yumruğu? Hala o işi çözemedim ya. Bakayım nasıl kullanıyorlar bunlar burayı. Yalnız bugün bir... Bak işte abi, kalite. Kalite bak, huzur. Bugün bir müşteri yok gibi ha. Bugün vallahi müşteri yok gibi. Boyka hoş geldin. Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok? Vallahi başka bir şey dilesem. Hoş geldiniz. Geliyor gibi, geliyor gibi, geliyor gibi. Bugün bir üyeler geliyor gibi. Daha saat 11 la 11. Yanlış yapıyorsun o hareketi. Bileğin kırılacak, bileğin. Kızım, dün çıkışta gelmedin. Bak 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 bak. Instagram'da dövüş editi izlemiş, burada artistik yapıyor. Bir koku aldım. İşte senin kokunu aldım. Senin burada ne işin var? Çık dışarı. Abla o kıyafette girilmez buraya da, neyse. Size şu... Kolay gelsin. Ah be, tam kokuyu bıraktım, kokarca geldi ya. Müşterilere bir yardım edelim, kokuyu hallederiz abi. Kokuyu halledemeyiz, hemen müdahale edelim. Kokacak yoksa salon. Kokacak salon. Bunlar niye kokmaya başladı ya? Senin gittiğin masaj yeri abi. Niye kokmaya başladı? Duş az, nasıl az ya? 4 tane duş var ya. Ben size şimdi bank gereksiz ya, şunlar gereksiz olur. Bir kişinin bile kullandığını görmedim. Ben şunlara bir duş alayım ya. 1-2 1-2. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş geldin kardeşim, hoş geldin. Merhabalar. Sağ olasın kardeşim, hayırlı uğurlu olsun. Siz de mi geldiniz? Bekleyin hanımefendi, hemen geliyorum. Abi düşük sınıfları kabul etme. Niye? Para getiriyorlar ya. Sadece VIP kabul etsem de bu salon dönmüyor kardeşim. Şinlik. Bir. Para basıyoruz mu? Para basıyoruz. İki. Abla çekilin önümden. Üç. Dört. Müşteri yok, güzel. Salon bir boşaldı ha. Salon bir boşaldı ha. Ben bu salonu böyle görmek istemiyorum. Her makinenin dolu olması lazım. Dolap koymalıyız. Dolap tamam, bakacağım dolaba da, bekleyin. Şunu bir düzenini hemen halledeyim. Hemen düzenimizi halledelim. Hemen düzeni hallettikten sonra bak, şu anda tertemiz bir düzen oturuyor baba. Kızlar boşaltın burayı hadi. Hadi kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar. Hızlı. Hadi bebeğim hadi, çık 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 çık. Oh be. Buraya daha ekleme yapmak lazım. Lan tavuk pilav burada mı istenir salak? Ne yapıyor lan o? Niye orada tavuk pilav istiyor? O bana iş attı gibi. Kadın nerede? Bana bir iş attı gibi. Evet evet evet. Beni görünce bir istedi birden tavuk pilavı da. Acaba beni saunada mı bekliyor? Bu mu istiyor tavuk pilavı ya? Arkadaşlar tavuk pilav isteyen hanımefendi neredesiniz? Duşta abi. Kızım al şunu koy yerine ya. Kız gitti ya. Hayal gördüm. Şimdi girdim baktım 4. Peki size dolap eklesem bir de. Helal sana. Tamam mı? Ya duş ekledim, soyunma odası ekledim, soyunma yeri ekledim. Daha ne istiyorsunuz benden ya? VIP hoş geldiniz efendim.
Abi eve misafirler geldi, biletlerden kurtulmak için tuvalete gittim. Hem ayağım uyuştu hem götüm dondu, ne yapacağım? Tuvalette yayın mı izliyorsun lan böyle oturup? Oo, VIP'ler akmaya başladı ha. Küçük sınıf. Kızlar her şeyi ister. Reymucuğum. Kızlar her şeyi falan istemiyor. Yok öyle bir şey. Oo, buralar boşalmış. Ne güzel cildi var ya insanların. Bir tane sivilce yoktu bak kadında, gördün mü? Bir tane. Eğer siz de sivilcelerden kurtulmak istiyorsanız Nivea'nın falan. Tamam. Şunu da fullleyelim. Fullleyelim bakalım. Gıklık var mı gıklık? Geçen o kesit sürekli karşıma çıkıyor, tamam mı? Ama hep farklı sayfalar paylaşıyor. Lan bir tane sayfa, hep genelde herkes gülüyor ediyor ya. Lan bir sayfanın altında bir gittim. Buna gülen maldır. Aptal mısınız siz? Güldüğünüz şeylere bakın. Komik ya. Bu kadar kasmaya gerek yok baba. Gül geç ya. Niye bu kadar anlam arıyorsunuz her şeyde? Yalnız iyi. Parayı koyduk. Harbiden parayı koyduk. Geliyor da. Tuğkan abi çalışmıyor gibi ya. Abi niye bu kadar kirleniyor Tuğkan abi? Tuğkan abi. Tuğkan bey. Oğlum Jim harbi pis ha. Oğlum senin gözler niye kırmızı? Ne kullanıp geliyorsun lan buraya? Çakal. Kırarım çeneni ha bir dahakine. Parayı... Ona ne oldu lan? İyi, bugün de para harcadık. Üstüne Gökte hoş geldin aslanım. Şu anda para... Ne oluyor lan? Şu anda para harcamamıza rağmen 44 bin. Biz zaten bir 15 bin, 20 bin falan harcadık gün içinde değil mi? Öyle hatırlıyorum. Yanlış değilsem. Hype train mi geliyor? Ne oluyor lan? Abi boks kafesi al. Sakin, sakin babacığım. Her şeyi alırız. Her şeyi alırız bebeğim. Sakin ol sadece. İşçi al. Daha ne alayım? Bu spor salonunun yeteceği kadar, bu komplekse yetecek kadar işçimiz var. Furkan'ım sağ olasın. 5 kişi abonelik hediye etmiş. Abone olanlar, siz de hoş geldiniz hediye olarak abonelik alanlar. Abi boks kulübü ne zaman açıyoruz? Açacağız. Sakin. Şu spor salonunu bir eşyaları bitireyim. Şu ikinci katı açsam benim planım ikinci katı full kardiyo alanına çevirmek. Şunlarla beraber, bunlarla beraber. Onu bir ayarlamak lazım. Kapı kapalı çıkabiliyorsun. Bunu nasıl yapıyorsunuz siz ya? Öyle bir şey yok. Oo! Bu ne ya? Para hiçbir şeye yetişmiyor kardeşim. Gırtlaktan ses gelecek ya. Robo var mı lan bir 2003? Hediye. 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 Hayır ya. Hepsini aldım ben bunların ya. Eşya satalım. Eşya satsak? Yedi bin maaşlarımıza yeter mi lan? Bilmiyorum. Senin maaşın benim mazot parama yetmez. Yetmez abi, bir dakika. Ben bir yöntem biliyorum. Kimse görmüyor değil mi lan? Sonra sabaha konuşmasınlar bu Tulumbo kompleksinin sahibi geliyor burada kumar oynuyor diye. Girdik gizlice. Langırt'tan bizim spor salonunda yapamıyoruz mu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Şu bir. Şu bir. 10. Dur. Bu arada bir şey diyeceğim. 10-20 gibi orası. Çekip risk alayım mı? Ya kal ya. Oh, puşmuş lan. Tamam, korktum. Bak izle, izle. Hah, bekle. İzle. İzle. Amına koyayım, girseydim keşke ya. Lan! Vuuun! Hah. Çok iyi oldu bu. Şimdi gör. İzle şimdi, bak 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 bak. 22. 25. Amına koydum onu. Kit amına koydum. Tip bit amına koydum. Yok, double down. Bu iki elle nasıl çarpıyorsun bunu ya? Double down. Allah'ım! Allah'ım! Allah'ım ne olur? Oh! Oh, 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 oh. Çık baba. Çık baba. Çık 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 çık. Çık baba çık. Oh. Şimdi parayı gömdük. Al babacığım. Nereden çıkıyorum ikinci kata? Oo. Oy.
Oy 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 oy. Buradan bir de soyunma odasına iniş olsa var ya çok güzel olur da. Peki bir şey soracağım. Mesela üst katı giyim katı, alt katı duş katı yapamıyor muyum? Aa bak şurası kardiyo bölgesi. Kardiyo yaparken denizi izleyeceksin. Çünkü en sıkıcı olan kısım kardiyo. Oğlum bura bayağı büyükmüş lan. Öyle bir şey yok. Olmaz öyle. Tamam. Bana kalsa alt kat giyinme, üst kat duş veya üst kat duş, alt kat giyinme. Çok güzel olur. Abi burayı nasıl temizleyeceğiz? Ben temizleyeceğim. Tuğkan abi gelecek sabah temizleyecek. İşi ne lan? Tuğkan abi hep temizleyecek oğlum. Biz niye temizliyoruz? Tamam o zaman kardiyoları buradan iptal ediyorum. Ben bunu da kardiyo olarak gördüm. Ha şöyle bize bir yer açılsın ya. Al şunu da yukarıya. Abi Rovo, ben Rovo da kardiyo olarak görüyorum ya. Abi şurada yürümeye yürüdüğünü düşünsene bak şöyle. Harbi güzel ha. Amına koyayım. Mesela Antalya'da yaşayanlar falan böyle yerlerde mi yapıyor sporunu? Geçen Instagram'da bir tane spor salonu gördüm. Gördünüz mü onu? Kesin herkesin keşfetine o düştü. Böyle mekana şuradan giriyor. Bak şuradan şöyle bir açıdan düşün. Giriyor. Şöyle bir döndürüyor. Her yer boylu boyuna şey. Boylu boyuna böyle dev gibi bir şey cam ve full deniz. Hakkari'de olan ben. Sağlık olsun kardeşim. Ben de Ankara'dayım. Yani seni şey etmek gibi olmasın da. Ben de Ankara'dayım. Ankara'da da deniz yok. Öyle düşün. Aynı şey yani. Yolun bir sahibinden serisinde Hakkari'de çok iyi bir aşiret evi görmüştük. Zemini o kadar büyüktü ki amına koyayım. 4 tane aynı halıdan koymuşlardı. Zemine sığsın diye. Şimdilik dolu gözüksün diye böyle koyacağım. Hani bunlar da asosyal takılmak isteyenler için. Bunlar şöyle olmadı ya arkadaşlar, olmadı. Buraya olması için benim yarınki tüm parayı buraya harcayacağım zaten. Buraya bir 60 bin dolar falan para akıtmak lazım. Burayı dolduramazsın diğer türlü. Anladın mı? Benim şurayı boylu boyuna şöyle şurayı zaten koşu bandı. Arkasına pat 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 şöyle ortaya kadar geleceğim. Tam bak şu ortaya kadar yine koşu bandı. Ondan sonra diğer arkası yine koşu bandı. Ondan sonra burası bisiklet. Pıt 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 bisiklet. Bak full. Şura bak. Şuradan itibaren başlar. Anladın mı? Ama bunlar için hep para lazım. Şimdilik bunlar şöyle dursun. Şimdilik dursun, buraya para harcamak lazım abi. Para harcamadan burayı dizmenin bir mantığı yok. Dizemeyeceğim çünkü istediğim gibi. Şu an burası hani idareten kullanmak isteyenler bir kullansın diye. Daha burası yapılacak. Abi şimdi asıl bizim mevzu, amına koyayım saat yine 6 oldu ya. Saat yetmiyor ya. Şimdi artık delikanlı köşesini bir yapalım. Gel bakalım gel. Aralık bırak biraz ya baba, ne aralığı ya. Öyle olacak abi, spor salonu dediğinde böyle dip dibe olacak her şey. Bizim amacımız burada fazla üye çekmek. Bak şimdi tavanı artık elleyebiliyor muyum? Ha en fazla bu olabiliyor artık ha. Bir tanesi böyle dursun. İş yapar. İkinci salona şu an ona para yetiştiremeyiz. Abi benim çok paraya ihtiyacım var ya. Aslında ne yapacağız biliyor musun? 3 kare. Harbiden arkadaşın dediği doğru mesela. Bunun da olayı 3 kare abi. Mesela 3 karesi var ya onun. Bu 3 kare bunun. Şöyle düşün yani, biraz aralarını açmış olacağız. Bunun şu 3 kare bunun, bu 3 kare de bunun zaten. Şöyle yani. Evet bak mesela böyle daha tatlı oldu. Gördün mü, daha tatlı oldu harbiden. Hoş geldiniz efendim, merhabalar. VIP tabii ki efendim, hoş geldiniz. Çok güzel oldu. Bence böyle mesela daha tatlı duruyor. Daha tatlı duruyor abi. Tek renktense böyle iki renkler daha tatlı duruyor. Kendi fikrim. Beşiktaş. Arkadaşlar kıskanmayın. Beşiktaş sponsor oldu mağazanın. Var mı diyeceğiniz bir şey? Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Standart, buyurun efendim. Öyle şuradan hemen mağazadan bir boya satın alacağım da. Bir de beyaz alalım. Hoş geldiniz, merhabalar. Hemen sizi standart üye yapıyorum. Abi çok kötü oldu. La bir der lan, sen ne anlarsın Gofik? Sen ne anlarsın Gofik? Babacım tertemiz oldu. Tertemiz. Tertemiz oldu ya. Bu abi ya. Beyaz olmadı ya. Harbi çok kötü oldu ya. Tavanın rengi kötü ya.
Abi renk yok. Siyah iyiymiş ya. Siyah iyiymiş. Siyah iyiymiş. Ne oluyor lan? Para basıyoruz. Abi siyah iyi siyah. Düz siyah iyi. Düz siyah hiç katmayalım diğer şeyleri. Benim şimdi aklımda bir şey var. Bir şey var aklımda. Şu an iç mimarları de, iç mimarlar diyor bak. Aa Mert. Mert benim dediğim şeyi yapacak sanırım. Yakaladın. Gerçekten yakaladın falan. Şu an onlar diyor. Anladılar ne yapacağımı. Anladılar ne yapacağımı. Ya çözdüler dediler Mert. Oha o gizli taktiğe mi geçecek? Bir dakika. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Gerizekalı buraya nasıl takılırsın ya? Güzel güzel insanlar dağıldı. İnsanlar dağıldı iyi oldu. Oğlum cim kirliliği Tukan abi. Tukan abi! Ya ekstra bir temizlikçi alalım ya. Tukan abi yetişemiyor. Sapıklar da arttı. Aa! Çık lan çık. Ahlaksız herif. Şunu ne yapacağız ya? Robo! Oğlum! Abi mal ya senin. Oğlum salona ne oldu ya? Kimse yok salonda ya. Allah Allah. Tuğkan abi de yetişemiyor ki. Yine dünyanın en saçma bug'ı geldi bana denk geldi. Aynen öyle. Yine dünyanın en saçma bug'ı yine ben. Yine bana verir amına kodum yerinde küfür etme. Ben toplayacağım abi çöpleri ne yapayım. Salon büyüdü ya. Yani acaba ikinci dur bakayım bir çalışan al. İşi al. Mesela bir tamirci daha geldi. Al onu da işi. İşten at. Salağa atınca bak müşteri girmeye başladı ha. Oh be düzeldi herhalde. Herhalde biraz gidince öyle düzeleceğiz. Ha şöyle ya. Ha? Tertemiz olsun abi salon haydi. Ekip temizliğe başladı baba. Çok iyi bak cim kirliliği bitti neredeyse kalmadı. Çok iyi mükemmel oldu ya. Ha şöyle ya. Tamam. Bak güvenlik gidince de müşteri artmaya başladı. Bak 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 bak. Gel baba sen de şimdi. Güvenliğe de getirdik. Güvenliği de getirdik. Bunları da şey yapabiliriz. Havuzun tavanı bundan oluyormuş. Şu an para vermeyeceğim ona. Tamam. Terry Henry de geldi. Terry Henry de geldi abi. Çok iyi. Otomatlarımızda durum ne? Tertemiz. Doluluk şu an iyi. Bu soyunma odamız ne durumda? Çok iyi. Tamam. Şimdi o zaman ben yavaştan kardiyo makinelerini almaya başlıyorum. Johnny. İkinci kat. Aa, ikinci kat cam tavan oluyor mu lan? Bekle dur dur çok güzel olacak oğlum. Nasıl yiyecek yok ya? Az önce aldım ya. Daha yeni almadık mı biz oğlum? McFit kalabalığına döndük iyice. Ya bir şey diyorum. Acaba diyorum mesela ara ara böyle McFit'e gitmek istesem. Şu anda hiç McFit'e Ankara'da mesela McFit'lerin hepsinin genel üyeliği ne kadar bilen var mı? McFit Premium buna öyle bir üyeliği vardı ya. Mesela atıyorum bir gün dedim ki Ankamol McFit. Bir gün dedim ki başka McFit. Ne kadar mesela onun aylığı? 120 lira. Sektör lan 120 lira olur mu? 1200 lira mı aylık? Ama istediğim her türlü McFit'e gidebiliyor muyum? 1200. Evet ben gidiyorum. Tamam. Yıllığı ne kadar peki o 1200 için? Yıllığı ne kadar onun? Yıllığı 9000 diyorlar. Oğlum bayağı biliyorlar bazıları. 9000 lira mıymış? Peki her şehirde McFit üyeliklerinin parası aynı mı? Aylık 1000 ödüyorsun yıllık alırsan. O zaman 12000 oluyor. Ne 1200 abi bende var 700 ödüyorum. Aynı oluyor. Ha. Bir para basmaya başladık yine ha. İzmir'de 12000 lira. O zaman aylığı 1000 liraya geliyor. Bu ne üye oluyor? Gold üye mi oluyor? Onur. Bunun adı gold üyelik mi? Abi dün sordum. Yıllığı ona denk geliyor. Premium alırsan bütün McFit'lere gidebilirsin. Şehir fark etmez. Tamam ben premium'u merak ettim onu. Onu merak ettim. Yani ben Ankara'da da her yere gitmek istiyorum. Ama mesela İzmir'e gittim. İzmir'de de her yere gitmek istiyorum mesela. Fiyatını merak ettim.
Gold. Okey. Ben merak ettim. Peki bir şey soracağım. McFit'e mesela diyelim ki alışveriş merkezindeki bir yere gitmek istedim. Saat 9'da gideceğim dedim. 9'da da çok kalabalık oluyor mu? Asıl 9'da kalabalık olur oğlum orası ya. Ana baba günü oluyordur amına koyayım. Değil mi? Yok, pahalı oluyor. Parasını demiyorum ya. AVM 9'da kapanmıyor mu? AVM'ler 10'da kapanmıyor mu la? Onda kapanıyor ha. Hep çok kalabalık oluyor. Ha ben sadece merakımdan sordum. Diyeceğimden değil zaten aşırı... Bu kim lan ha, çalışanmış. Korktum lan müfettiş falan geldi diye. Ankara'da peki Beyz var. Beyz'i bilen var mı? Beyz'e ne diyorsunuz? Coşturur. Coşturur. Abi gitmeyeceksen ne boş yapıyorsun lan? Amcık merak ettim sordum artık. Hakkını verir. Mac daha iyi lan, yere git. Mac nasıl daha iyi olabilir oğlum oradan? Sports'a ne diyorsunuz? Hopladı. Mac'e götümü veririm o derece. Gerizekalı. Abim gitti oraya, iyi dedi. Ben Sports'un şeyine gittiydim. Yazın onun açık spor salonu var. Baba orada ne dev gibi la, havuzu mavuzu. Bayağı iyi. Bob Jim bak. Abi Bob Jim'li şu an amına kodumu. Bob Jim'le karşılaştırdığınız biri spor kompleksi, birisi PT çalışan yer. Nasıl karşılaştırabiliyorsun ikisini ya? McFit'e zaman yoksa gitmeni çok önermem. Makine için sıra beklemen gerekiyor. Yok baba sağ ol, beni basar o. Beni o harbi bas. Benim spora girip 35 dakikada 40 dakikada basıp çıkmam lazım. Aynı Tulumba spor kompleksi gibi bir yere gitmem. Oğlum bu ne lan? Ne oluyor buraya? Şimdi gel bakalım mağazaya. Ekipmanlara gel. 10 tane al. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5. Öncelikle şuna bir gel. Buna koyayım, buraya para yetmez. Buraya para yetmez. Bu ne? Oğlum. Aa, yalnız güzel oluyor abi şu zemini yapınca işte. Şu zemini yapınca harbi güzel oluyor ya. Kaç gündür uyku yok yine ya. McFit'e gideceksen söyle Johnny de beraber gidek. Bir şey diyeyim mi? Harbiden McFit'e gitsek beraber şey yapsak bir... Ankara'da McFit'e giden kaç kişi var burada? Nasıl yetmiyor ya? Parasını iyi verdim, yeni aldım. Ben balabana gidiyorum ihtiyar. Ben balabana git diyorum moruk. Abi normal kıyafetli olanlar üye değil. Onlar senin puanını düşürüyor. Kim diyor onu ya? O harbi doğru mu? Öyle bir şey olsa mı atardı bizim şey? Güvenlik. Oğlum o kadar kişi spora gidip biz spor yapamayız ki zaten. Boş hayal kuruyoruz şu an. Abi! Bir şey bakacağım. Bir dakika. Şu duvarı düz cam yapamıyoruz mu ya? Yalan aman ne alaka değil mi? Bence de uydurdu. Aha arkası da bu ne ya, hiçbir şeye param etmiyor ya. Hmm. 24.000'e 30.000 yapabilir miyiz? Dur ya şunları bir dizek de bekle. Biz çok mu hızlı oynuyoruz? Biz hızlı oynamıyoruz şu an. Bayağı bence tam optimal yaparız. Bekle baba siz bana bırakın. Opsiyonel. Evet optimal seviyede ilerliyorum ben şu an. Optimal ne demek olduğunu bilmiyorsan bana soru işareti atacağına Google'a yaz. Optimal ne demektir diye. Ondan sonra buraya da yaz. Optimal ne demek olduğunu. Copy paste alırız. Yaz yaz hadi bekliyoruz seni. Soru işareti atmayın oğlum. Yazın. Gelin buraya ondan sonra söyle. Söyle ondan sonra. Burada bir sıkıntı var. Usta burayı yaparken eğimi fazla vermiş. Abi bu işte bu. Optimal ne demekmiş? Uygun. Optimum demek. Optimum ne demekmiş kardeşim? Vallahi bir şey diyeyim mi? Kardiyoyu sevmeyen adama bile sevdirir şu manzara. Yemin ediyorum bak. Aynı kendini İstanbul'da düşün ya. İstanbul Bebek Sahil. Var değil mi Bebek Sahil diye bir yer? Bebek Sahil ya. Al sana Bebek Sahil. Bak kardeşim. Vallahi bak şu açın, açın şu bak. Bak kafanın sallanmasına kadar. Kardiyoyu sevmeyen ya egolu ya da 140 kilo obezdir. Ne alaka? Niye böyle bir yargıda bulundun sen şu an? Getimiz de çok yokmuş ha. Bakayım ben. Dik. Nerede o? Yirmi beş tamam. Buraya cami gibi yaparız. Tövbe estağfurullah.
Dur göstereceğim şimdi size. Bekle, anlatacağım neden cami dediğimi anlayacaksınız. Anladın mı? Böyle yapacağım. Nasıl duracağımı düşündüm. Bu harbi cami gibi oldu. Bu olmaz ya buraya. Saçma bir deneme. Saçma bir deneme oldu. Kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10. 10'u da arkaya getirsek. Anlamadım. Nasıl anlamadın ya? İşte hani herkes arka arkaya olunca sanki cami gibi oldu dedik. Ankara deniz manzaralı spor salonu gibi mübarek ya, nasıl güzel. Ne diyorsun Raymu? Oğlum acaba Raymu'nun nickini çalıp bilerek donate mi atıyorsunuz la? Tamam, burası bak çok güzel oldu. Bu ne abi? Çalışma lanı, bir durun baba ya. Bir durun ya. Anlamadığınız işlere karışmayın bir. İç mimarlar anlıyor benim şu an neler yaptığımı. Cahil Ceyla ile uğraşıyorum burada ya. Allah Allah. Fena olmadı bak. Fena olmadı. İç mimar Buse. Gördün mü kızın yorumunu? İç mimar Buse'ninki. Kontrol etmeyin nikini. Gerçekten öyle. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Aa bir dakika. Bir dakika. Lan benim şunu alabilmem gerekmiyor mu? Bekle abi. Şu an hipnotize oldum. Ya ben en güzel, ya ben çok güzel, ya ben her şey indim ya, ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Skizofrenya. Şu an ne yiyorsunuz? Ben açım da çünkü. Aa! Bekle lan, benim fırında pişirdiğim şey vardı, pizza parçası. Coco Pops. Oy! Oğlum geçen Okan bir tane şey keşfetmiş. Oreo'lu mu ne bir şey? Aynı bizim eski Nesquik gibi. Eski Nesquik kalitesinde. Bayağı iyiydi. Diyetteyim. Sağlık olsun kardeşim. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. VIP tabii ki, buyurun. Hoş geldiniz. Hem sapık hem kokuyor. İşte o master sapık. Göt deliği kokuyor. Pardon, çok açık konuştuk. Ama harbiden onun göt deliği kokar, anladın mı? O göt deliğindeki o bokonun harbi kokar onun. Çok pistir o. Harbi çok pistir. Bu kadar açık konuşmamam gerekirdi ama bazen de gerekiyor. Onun boku harbiden farklı bir taneciye sahiptir, anladın mı? Onun açık konuşacağım. Harbi kapatın şu an televizyondan falan izleyenler. Onun götünün deliği gerçekten o pis sapığın onlar bir göt deliği. Yani gerçekten pıtırcıklı şey kalmıştır onun götünde. O derecedir. Tamam, bir daha da böyle açık konuşmayacağım. Bitti, kapa konuyu. Yalnız biz batıyoruz herhalde burada bu şeyi yaparken. Ama reklam abi, işimize yatırıyoruz. Değil mi bebek? Devam. İskender. Üf. Harbi İskender de yenmez mi ya? Şu an güzel şöyle bir tereyağlı. Benim bugün gerçi hakkım vardı da yemiyorum işte. Malım bende ha. Benim bugün hakkım vardı aslında. İskenderciye gidebilirdim. Ne yedim bugün? Bir bok da yemedim. Gece İskendercisi. Nasıl fikir? De gece kim gidecek oraya ya? Gece İskendercisi açsan tüter mi? Sana bu hakkı kim veriyor? Hakkı kimse vermiyor, kendim veriyorum. O sonunda bir de sırıtmışsın. Hakkı ben kendi diyetisyenim miyim şu an? Kendi diyetimi kendim yapıyorum. Kendimi kendim kontrol ediyorum. Sporuma MK var bizim, MK hoca, Mustafa hoca. Mustafa hoca yardımcı oluyor. Spor Mustafa hoca da, eyvallah. Kardiyoları yapmayınca falan kızıyor. Geçen feci atar koydu bana da. Kaçamak yapıp duruyor. Yo, ne kaçamağı lan Murat? Oğlum siz benim ne kaçamağı oğlum? Yapıyorum yani, spora gitmesem şu anda yani hani. Allah Allah. Allah Allah. Sık, yok sıkmayacağım kardeşim, hayır istemiyorum. Yapmayacağım, ben onu kendime söz verdim, sıkmayacağım. Amına nasıl bekliyorlar, hemen sıkmık yazıyor. Yapmayacağım o hareketi. O hareketi yapmayacağım, o hareketi gerçekten bu vücudun hak ettiği bir zaman. Size sıkacağım, kası göstereceğim. Bir daha da göstermeyeceğim, bir kere olacak o. Ama bu vücudun harbiden onu hak etmesi lazım yani hani harbiden. Demeli ki gören herkes, ha helal olsun bu adam vücut yapıyor. Hani normal vücutla uğraşan biri de, ha helal lan çocuk vücut yapmış. Aferin, aferin. Niye bir kere? Abi o öyle şeylerin sürekli şovunu yapamazsın yani. Zaten bir kere göstereceksin onu, ondan sonra salacaksın. Hayalim o yönde. Bir kere. Abi ne zaman bitecek gym simülatörü? Vallahi bu bitmez baba, benim çok planım var burada. Amına kodumunu ya. Çok planım var, çok. Bak şura güzel mekan oldu mesela. Daha tablo bile eklemedik doğru düzgün. Bunun mesela bence şöyle çaprazlamasına da bir ayak yeri koymak lazım. Bacak pardon. Bacak bölgesi koymak lazım. Soyunma salonlarını tam yapmak lazım. Mert Bey, iç mimar olarak gerçekten benim kişisel tekniklerimi kullanmanıza onur duydum. Hasan Mimaroğlu.
Eyvallah Hasan Bey, teşekkür ediyorum. Reymu işleriyle göndermiş. Bir dakika, şimdi bu salonda herkes sevgi pıtırcığımı el ele spor yapıyorlar falan. Ha ha ha. İç mimar opsiyonel. İşleriyle göndermiş. Size hayranım Mert Bey demiş. Eyvallah. Baba Pro 61. Abi reklam ver. Büyük panolardan daha çok müşteri gelir. Dur, şu kafes dövüşçüsüne bakacaktım ya. Nerede baba? Bana benziyor ya. Benim zenci ve dudağım büyük olan hali ya. Hadi kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar, çalışın. Size buraya çalışma alanı yaptım özel ya. Hadi. Hani kardiyocular nerede ya? Buranın boş durmaması lazım ya. Oğlum paraya ne oluyor la? Ne oluyor oğlum? Ama bunlar bir kokmaya başladı. Salonu bir koku sarmaya başladı. Salonunda bir koku başladı. Bir koku furyası. Mekanın güzelliğine bir bak da. Mekanın güzelliğine de tam bakamıyoruz ki. Şu anda çünkü bayağı bir eksik var abi. Eksik var, eksik. Mekanda şu an eksiklikler var. Amına kodumun. Yavşağı seni, çık. Şimdi benim kendi planımı söylüyorum. Tüm dumbbellları alıp şu duvara sığdırabilmek. Sonra makineleri şöyle şu şeritten itibaren ikililerin arasına ortalığı 2 bir boşluk 2 bir boşluk, hatta şurayı boşluk 2 bir boşluk 2 bir boşluk 2 finito. Bu kafamdaki düzen oğlum sen. Aynen, anladık biz. Eyvallah eyvallah eyvallah. Mimar Ahmet. Spor salonunun iç mimarisi olağanüstü, ünlem. Her detayda titizlikle çalışılmış. Atmosfer harika bir dengeye sahip. Kullanışlılık ve estetik mükemmel bir uyum içerisinde. Eyvallah, teşekkür ediyorum, sağ olun. Mert abi, bir ara Ankara'daki takipçiler gece kokoreç yeme planı vardı. Ne oldu o iş? Kardeşim, böyle şeyleri gece konuşuyoruz. Şu anda yayında kaç kişi var bilmiyorum ama böyle şeyleri bu saatlerde konuşmuyoruz. Öyle bir plan yok. 12.000. Böyle bir plan yok. Mert abi, bir ara Ankara... Yine niye attın ya aynısını? Robo öldü galiba. Vallahi ya. Robodan... Ses soluk çıkmıyor. Nereye gittiyse o. Acaba biz onu başka bir yerde mi unuttuk ya? Nerede abi benim şeyim? Çalışan. Bu niye böyle ya? Abi bak, bu kız ne güzel giyinmiş. Bu kız ne güzel giyinmiş. Amına koyayım, bu niye böyle? Harbiden kovmak falan mı gerekiyor acaba ya? Abi soru şart, evet. Bak mesela bu yine böyle. Bak bu güzelce giyinmiş. Sen ne, niye böyle? Lan be, Allah Allah. La böyle spora mı gelinir arkadaşlar? Ana ne ne ya? Muhafazakar bungalov, ne alakalı? Abi düşük sınıf olduğu için mayoya parası yetmiyordur. Abi kilotla gelsin. Dress koduma uyusun ya. Amına koyayım, takım elbiseyle geleceğine kilotla gelsin. Boxer giysin ya. Vallahi boxer daha uygun benim için. Soyunma odası yok. Var kardeşim. Arkaya devasa soyunma odası yaptım ben oraya. Nasıl yok ya? Nasıl yok ya? Bu ne? Devasa soyunma odası yaptım. Ah. Bu ne? Allah Allah. Soyunma odası yok diyor bana ya. Abi mace, abi meke üye olduğun yere göre fiyatı değişir. Gold üyelikte her yere antrenmana gidebilsen bile büyük bütün haklarından tam olarak faydalanamıyorsun. Mesela demişsin, kalmış. Spora başlamayı düşünüyorum. Sence neyle başlamalıyım? 50 tane spor çeşidi var kardeşim şimdi. Hangi spor yapmak istediğini ben nasıl bilebilirim oğlum? Baba spor deyince illa body'ye gitmene gerek yok yani. Futbolu mu seviyorsun? Git futbol oyna ya. Basketi mi seviyorsun? Git basket. Dövüş sporlarıyla mı ilgilenmek istiyorsun? Git onlara. Bir sürü spor çeşidi var. Bak biri 2 lira ağzına osturayım yazıyor. Çocuk banlanmadı hala. Onun çocuk... kokusu olmadıktan sonra ne koktuğumuz ne fark eder kardeşim? Buradayız abi. Kaçıyor arada. Muhammed'im adam 3 kere yazdı ya. 3 kere abi ağzına osturayım yazdı. Bir sıçrası mı gerekiyor Muhammed? Ha? Abi vallahi görmedim. Sıkıntı yok Muhammed'im. Abi sen bala götü... Lan ne, bala götü görsem adamın 2-3 kere yazdığını nasıl göreyim ha? Nasıl göreyim? Abi çok iş var ya. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama kocam ya. Dostlar gidin fantazilerinizi başkalarıyla yaşayın. Bana yok kocam, aşkım, bebeğim, aşığım bu çocuğa falan böyle yorumlarınızı salın ya. Arayı vurduk. Senin kocası değilim. İleride bir gün inşallah hanımımın kocası olacağım. Mesela havuza her yerde istediğin kadar giremiyorsun. Bir sınırı var. Nasıl? McFit'lerde havuz var mı la? Alışveriş merkezinde. League of Legends'tan Morgana'ya ben biraz şeyim. McFit'te havuz var mı la?
Amına bana günde 500 kişi giriyordur la. Ne 500 lan? 2000 kişi giriyordur günde havuza. İşine işi. Ama McFit böyle şeylere dikkat ediyordur ya. I love you guys McFit. Marka isim verip de şimdi kötülemeye ayıp olur. Albi falan izliyordur. Bugün Super Fresh ve McFit'i çok konuştuk. Bakalım. I love you guys de dedim ikisine. Bizim kaderimizde var bu biliyorsunuz. Denk geliyor çekiyorum. Abi pizza mizza. Abi bizim mesajımızı görmüyor musun? Millet sövünce görüyorsun. Belinay seni izliyormuş. Berat seni seviyor der misin? Amına yani yazıyorsun onu yazıyorsun. O yüzden okumuyorum. Ben çoğu mesajı görüyorum. Bazılarını bilerek okumuyorum yani. Evlenme programı mı? Radyo programı mı? Buket Kral 31 atar koyuyorsun. Senin nickin niye 31 ile bitiyor? 31 yaşında mısınız yoksa hanımefendi? Ön yargıyla yaklaşmış olabilirim. Plaka da olabilir. Plaka da olabilir doğru. Hataylı da olabilir. Hataylı da olabilir doğru. Mert Yeleme 06. Mert Baba 06. Rane Baba 06. Bunu da gördün mü abi? Bunu da oku amına koyayım. İşte yazmayın böyle şeyler. Banyıyorsunuz. Plakaları alalım aynı olanlar tanışsın. Yok abi öyle bir şey gerek yok. Sağ olun teşekkür ederim. Şimdilik. Saat yine 12 ettik ya. Zaman harbi hızlı geçiyor. 60 bin paramız var. Çok şey almamız gerekiyor. Nasıl yapacağım? Spor salonu hiç açmama şansın var mı? Ben size bir şey diyeyim mi? Aa bak baga girmiş. Tamam burası da böyle. Tamam şimdi gelecek bölümde söylüyorum. Alt katı tamamen ağırlık olarak her şeyi seviye 3. Gelecek bölümde alt katı tamamen seviye 3 yapacağım ve çok güzel bir düzen yapacağım. Atıyorum şuralara dumbbellları dizeceğim. Üstüne artık tabloları koyacağım. Tamam mı? Ondan sonra şurası işte bench köşesi. Şurada ondan sonra işte yanına şu şey neydi şu taktığı o makineden koyacağım. Ondan sonra işte aralara şuralar bacak yerleri tak 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 nizami bir şekilde burayı fullleyeceğim. Ondan sonra üst kat amacımız üst kata abi çok iyi bir kardiyo köşesi yap. Yani burayı nasıl yapacağız ya? Ama burayı full çektirmem lazım işte. Cam tavan almam lazım. Şurayı kardiyo yayın bitmedi hayır. Şuraya kardiyo şöyle gelse cam tavan çaksam dövüş alanı iyi bir düşünmek lazım. İyi bir bunun mimari fikirlerini de bir ayarlamak lazım ya. Plumbo Spor üyesi 5 TL göndermiş. Mekan güzeldi ama Rane diye bir adam suratıma bir şey sıkıp durdu. Tamam onları hallederiz. Şöyle durduralım bir. Oyun kayıt gelecek bölüm buradan devam.